Değerli konuklarımız, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hukukçular Derneği olarak kültür sanat etkinliklerimizi fiziken uzun bir aradan sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece çok değerli bir konuğumuz var. Kendisine uzun bir yol sonrası buraya geldiği için teşekkür ediyorum. Hepinize de bu akşamınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kültür sanat konusunda bir isim Bedir Acar bugün bizlerle birlikte olacak. 1971 yılında Samsun'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Daha sonra Toronto George Brown College'de Performing Arts Sciences Gösteri Sanatları Bilimi bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe 1991 yılında başladı. Metin yazarlığı, gazetelerde sinema, tiyatro ve sahne sanatları eleştirmenliği yaptı. Çeşitli televizyon kanallarında kültür sanat programları hazırlayıp sundu. Ulusal ve uluslararası film festivallerinde jüri üyesi olarak görev aldı. Star gazetesinde kültür ve sanat editörü olarak çalıştı. Halen Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı görevini sürdürmektedir. Bedir Acar, sahneye davet ediyoruz. Ses gelmiyor mikrofona. Tamam. Bugün 28 Aralık 2001 yılının sondan 3. günündeyiz. Bedir Bey, sizden 2001 yılını kültür sanat faaliyetleri açısından şöyle bir genel olarak değerlendirmenizi, en azından Türkiye açısından genel bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğiz. Merhaba, Bedir Acar ben. İyi akşamlar hepinize. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Umarım hepiniz yemek yemişsinizdir akşam yemeği, çünkü akşam bu saatte genelde yemek vakti oluyor. İnşallah çok hakkınıza girmiş olmayız yemek yemeyenler varsa. Evine gitmek isteyenler olabilir bu saatte. Böyle başladıktan sonra 2020'ye göre 2021 biraz daha iyiydi. Malum 2020 Mart ayıydı zannediyorum, değil mi? Covid dolayısıyla ülkemizde de her yer işte kapanmaya başladık. Bundan en çok payını alanlar da kültür sanat sahalarıydı. Sinemalar birdenbire kapandı ve işlevsiz birer konserve kutusu gibi bomboş kaldılar. Tiyatro salonları, alkışlar eksildi, sesler kesildi, perdeler kapandı. Bunun gibi sergi salonları hakeza öyle. 2020 böyle geçti. Çok zor bir yıldı sanatçılar açısından. 2021'e gelindiğinde ise biraz daha serbest bir serbestleme oldu. Biraz işte aşı bulundu vesaire. İnsanlar ekonomik olarak da açılmak zorundaydı. Psikolojik bir baskı oldu ülkeler, hükümetler üzerinde ve birer birer yeniden bu alanları açmaya başladılar. Dolayısıyla bizde de İşte tiyatro salonları, işte mesafeli oturma, işte maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun olarak salonları açtılar. Oyunlar oynanmaya başlandı. Devlet tiyatrolarında olsun, özel tiyatrolarda olsun. Aynı şekilde sinema salonlarında yeniden filmler gösterilmeye başlandı. 2020'ye göre nispeten 2021 biraz daha alkışın yavaş yavaş salonlarda, sanat yetkinliklerinde alkış seslerinin daha duyulmaya başladığı bir yıl oldu. Dediğim gibi yani sanatçıların çoğu mesela konser veremediler. Konserlerle geçinen sanatçılar var veya işte günübirlik işler yapıp geçinen sanatçılar var. Bunlar çok zor durumda kaldılar. Evden de çalışamayanlar oldu. Devletimiz, hükümet, Kültür Bakanlığı vasıtasıyla pek çok alanda yardımlarını yaptığı gibi destek de bulundu pek çok sektöre. Sanat sektörüne de aynı şekilde sanatçılara devlet yardımları yapıldı. Tiyatroculara, özel tiyatrolara mesela devlet destekleri daha çok arttırıldı. Konser veremeyen sanatçılara aynı konser veremediği için işte atıyorum bir kere de
işte 3000 ya da 1500 lira gibi hemen böyle çok acil nakdi yardımlarda bulundu. Hesaplarına bu paralar yatırıldı. Böyle böyle özel tiyatrolar özellikle çok devletin yardımı, Kültür Bakanlığı yardımı, can suyu gibi onlara imdatlarına yetişti. Dolayısıyla biraz devlet yardımlarıyla, destekleriyle diyelim, sanata destekle, biraz da böyle perdelerin açılması, tekrar yavaş yavaş bir canlanma, hareket. Sanat sezonu böyleydi ama genel olarak tabii ki keyifsiz. Eski alışkanlıklarımız gibi değil, eskisi gibi değil. Artık bundan sonra belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mesela eskiden filmler, iyi bir film gösterime girdiğin zaman hafta sonu açılış rakamına bakardık biz. İşte 150 bin, 200 bin insan hafta sonu, atıyorum Recep İvedik mesela, 300 binli açılış yaptı. Wow, bravo filan hani derdik. Şu anda filmler 10 bin, 5 bin, 20 bin, 30 binle hafta sonu açılışları yaparlarsa çok iyi diyoruz. Bunun sebepleri sadece pandemiye bağlamak değil de, hani böyle eskiden VHS kasetler vardı. Sonra onlar tedavülden kalktı. Onun yerine başka bir teknoloji geldi. Tekrar VHS kasetlere dönemezsiniz. Veya teyitte dinlediğimiz kasetler vardı. CD çıktıktan sonra kasetlerin pabucu dama atıldı. Bunun gibi bir şey. Şimdi de eskiden televizyon kanalları vardı. Ne film koyarlarsa onu izlerdik. Ama şu an dijital kanallar var. İşte Netflix var, işte bir sürü başka Türk versiyonu var. Acın Ulucan'ın açtığı Eksen var, başka şeyler var falan. İnsanlar buraya abone oluyorlar. Burada yüzlerce film var, yeni çıkanlar var, diziler var, eskiler var, klasik filmler var. Siz akşam evinizde, televizyonunuzda eğer bir yere üyeyseniz, istediğiniz zaman orada 300, 500, 1000 tane filmlik bir liste karşınıza çıkıyor. Yeniler de var içlerinde. Sırf o kanallar için, dijital kanallar için çekilen filmler, diziler de var. Başka bir yerde bulamazsınız. Ama dolayısıyla böyle alışkanlıklar da devreye girince sinemadır, işte tiyatrodur, biraz bunların şekli değişecek galiba. Ama o sinema salonlarının yerini tutmuyorlar bence. Tutmuyor ama yani şu gazete mesela, ben bir gazeteci olarak belki aylardır bayiden gazete almadım çünkü her şey cebe girdi. Yani alışkanlık ama şu gazete de bir zamanlar alışkanlıktı. Acaba şu salonda günlük olarak gazete alan, basılı olarak bayiye gidip 1 lira verip gazete alan kaç kişi var aramızda? Çünkü cep telefonunun konforuna ulaştık. Yani bütün her şey artık cebimizde, haberler cebimizde. Yani işte eskiden televizyon vardı, gazeteler vardı, haber okuduğumuz yerler. Gazetelerde yorumcular vardı, köşe yazılarını okuduğumuz, sevdiğimiz insanlar vardı. Ama şimdi onları cepte de bulduğumuz için, cep telefonumuza da bulduğumuz için kimsenin hani gazete okumak gibi bir alışkanlığı artık kalmadı. Kimsenin demeyelim de çok 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 minimal düzeyde, az düzeyde. Yani benim gibi içimizden zannediyorum son zamanlarda bayiye gidip gazete alan kaç kişi var desem şurada hiç kimsenin eli kalkmaz. Alışkanlıklar da değişiyor. Biz insanoğlu yeni, hele biz Türkler. Yeni her şeye çok açığız adapte aslında, oluyoruz. Çok adapte olabiliyoruz ama yani. Ama bu aynı zamanda sosyalliğin geri gitmesi olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi eskiden sinemaya gitmek diye bir sosyal faaliyet vardı. Arkadaşlarla buluşulur, sinemaya gidilirdi, tiyatroya gidilirdi, konsere gidilirdi. Mesela okuldan kaçıp biz sinemaya gidiyorduk lisedeyken ya da ortaokuldayken. Şimdi bu bir sosyal faaliyetti. Evet ama işte sosyal medya var ya. Geriye gitmek olabilir mi? Sosyal medya var ya. Yani aslında sosyalleşemediğimiz bir alan orası. Sosyalleştiğimizi zannettiğimiz. Hani balkonunuzu dışından yani yalamak gibi bir şey oluyor böyle. O balın tadını belki asla alamıyorsunuz ama yeni nesil de oradan memnun. Yani hani bizim böyle özlemle andığımız şeyleri onlar çok özlemiyorlar gibi geliyor bana. Çünkü bilmiyorlar. Yani hani bizim eskiden diyelim ki benim zamanımda sokak oyunları vardı. Hani sokakta ne bileyim hava kararana kadar, yorulana kadar, karnımız iyice acıkana kadar eve girmek nedir bilmezdik. Ama şimdi de bilgisayarın başından ya da cep telefonunun başından evden çıkmak bir tarafa, odasından çıkmıyor insanlar. Yani eskiden televizyon yokken insanlar işte aileler belki radyo başında, çok eskiden benim babamların zamanını söylüyorum, radyo oyunları vardı. Radyo tiyatrolarını dinlemeden uyumazdık mesela ama o hep bir ritüel gibi, böyle hep bir aradasınız.
baba, anne, işte çocuklar filan, bir yerden bir ses geliyor, bir aygıt, radyo. Onun başındasınız, birbirinizle berabersiniz. Sonra televizyon gidince daha bir sessiz, yani ekranın karşısında pasif bir izleyici olarak bulunmaya başladınız. Bu sefer hani biraz daha böyle ilişkiler hani zedelendi filan gibi oldu. İşte televizyon çıktı, artık birbirimizle konuşmuyoruz, yemek yerken bile televizyon izliyoruz filan diye şikayet olurdu. Ama şimdi onu bile arar hale geldik. En azından koltukta bir yere, bir salonda televizyon izlerdiniz birlikte. Ama şu anda cep telefonu, internet vesaire, herkes odasına bir çekildi değil mi? Yani yemeği böyle hani sofraya bile bakmadan yiyip bir an önce cep telefonunu alıp kendi köşesine çekilmek gibi bir alışkanlıklar var. Ya bunlar değişiyor. Yani değişmeyen tek şey değişim. Buna nasıl ayak uyduracağız? Göreceğiz hep birlikte. Zaten gençler ayak uydurdu da, yani biz veliler olarak onlara nasıl yetişeceğiz? Şimdi onun çilesini çekiyoruz doğrusunu isterseniz. Onun tasasındayız. Ve bunun hani şu yöntem doğrudur diye bir şey yok. Yöntem yok. Yani psikiyatrist Kemal Sayar'ın bile bulduğu yöntem, kendi ailesinde de zannediyorum uyguladığı ya da uyguladığını söylediği yöntem, işte medya, yani cep telefonsuz saatler evde. Herkes cep telefonunu bir tarafa bırakacak. Biz tekrar böyle bir aile, bir çatı altında yaşadığımızı anlayacağız ve birbirimize daha yakın, yani bugün ne yaptın, işte ne yaptın ya da yarın ne yapacaksın gibisinden biraz daha sohbet halkası ve o bu artık belli günlere ya da belli saatlere hani indirilmiş durumda olacak. Yoksa tamamen sosyal medyadan hani kopmak biraz zor. Bugün ben de işte bankaya ya da oraya buraya gitmeden işlemlerini orada hallediyorsun. Yağmur yağıyor, kar yağıyor, gazete bayiye gitmeden işte haberleri ya televizyondan ya cep telefonundan okuyabiliyorsun. Yani dolayısıyla bazı tabii lüksler... Teknolojinin faydalarını yararlanıyor. Hem faydaları hem de zararları. İki tarafı keskin bıçak gibi bir şey bu. Yani kullanmasını bilmek lazım. Şu da olabiliyor. Yani cep telefonunu icat edenler dünyayı yönetiyorlar ama biz elimizde oyuncak gibi oynayanlar da onların yönetmek istediği biçimdeki dünyaya dünyanın askerleri de olabiliriz. O konuma da gelebiliriz. Yani dolayısıyla teknolojiyi üreten birazcık düdüğü çalıyor gibi geliyor bana. Hem maddi hem manevi anlamda. Bir tane cep telefonu alabilmem için benim yurt dışına döviz çıktısı yapmam lazım. Belki bunun için de bir tır ya da bir kamyon domates satmak zorundayım ki ben ancak tek bir tane teknoloji ürünü alabileyim. Böyle de bir şeyi de var teknolojinin. Ekonomik hegemonyası da var. Evet. Bedir Bey, 2021 yılı Yunus Emre yılıydı. Yunus Emre yılı ile ilgili ne gibi etkinlikler yapıldı? Siz bunları yeterli buluyor musunuz? Yunus Emre dünyaya tanıtımında yeterli, başarılı buluyor musunuz? Tabii Yunus Emre, Mevlana gibi insanlar sadece bizim Türkiye'mizin değeri değil, aslında bütün insanlık için saadetin anahtarını ellerinde taşıyan insanlar, ellerinde taşıyan değerler. Kanada'da yaşadığım yıllarda orada bir Budist bir yazar vardı, Profesör Doktor. Benim Türkiye'ye döneceğimi söylediğim zaman kendisi benden Rumi'nin İngilizce kitapları varsa bana yollar mısın demişti mesela. Mevlana Celaleddin Rumi'nin. Demek ki Kanada'da ulaşmakta zorlanıyordu ya da yoktu. Belki Amerika'da biraz daha kolay bulunabilir ama belki Kanada'da yoktu. Bu bahsettiğim tabii 10-12 yıl önceki bir hadise. Şimdi inşallah çevirileri İngilizce dünyanın her yerine vardır. Konya Belediyesi Hazreti Mevlana'nın kitaplarını pek çok dilde yayınladı. Bunu biliyorum. Bu güzel bir gelişme ama aslında daha çok çalışabiliriz. Yani çünkü bu tür bilginler, alimler, kültür ve sanat yoluyla ülkelere açılmak daha kolay olabiliyor. Yani işte seçim zamanlarını hatırlayın mesela, bir önceki seçimlerde Türkiye'de bizim siyasetçilerimizi Almanya'ya mesela gidip konuşma yapmalarını engellemek için değil mi neler yaptılar? Bakanlarımızı içeri almadılar, işte Cumhurbaşkanı'nın falanca yerde konuşması için işte güvenlik sebebiyle bir şeyleri uydurdular falan. Bir engelliyorlar ama kültür ve sanatla biraz daha kolay girebiliyorsunuz. Yani sinema filmlerinizi engelleyemezler.
engelledikleri takdirde, yani bu salonda gösterilmesini engelleyebilirler ama internetten izlenmesini engel koyamıyorlar yani. Dolayısıyla bu tür kanaat önderlerimiz, alimlerimiz, Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi İslam bilginlerimiz, alimlerimiz, şairlerimizle biz daha kolay açılabiliriz diye düşünüyorum. Bu bir, hani Türkiye evet ekonomik anlamda, siyaset anlamda bugün ülkesinde başat bir rol oynuyor ama bu bir kanattır. Bunları sağlamlaştırmak istiyorsanız bu taraftan da kültürel kanatla o kapıya, oradan içeriye gireceksiniz ki bunlar dengeli bir biçimde olsun. Yani ekonomik olarak bir ülkeye bugün diyelim ki ihracatınız süper arttı. Çok büyük gelirler elde ettiniz ama bir sonraki yıl o olmayabilir. Ama insanlar diyelim ki Muhteşem Yüzyıl'ı izlemişlerse o ülkede, o Hürrem Sultan'ı 10 yıllar boyunca konuşuyorlar. Evet, dizi sektörüyle ilgili sorularım vardı ama şimdi yeri geldi. Türkiye'den dünyaya, dünyada dizi ihracatında Amerika'dan sonra biz birinciyiz diye biliyorum. Biraz bunu açalım mı? Dizilerle nasıl bir kültür ihraç ediyoruz? Dünyada bizi dizilerle tanıyorlar. Biraz bu dizilerde açalım. Ya evet, yani bizim sinema sektörünün başaramadığı şeyi aslında diziler, dizi sektörümüz başardı. Hangi Asmalı Konak'la mı başladı bilmiyorum bu dizi, evet, yurt dışına satışlardı ama şu anda evet, bir zamanlar Türkiye en çok hani Latin Amerika ülkeleri dizi ihraç ederdi mesela. Biz biraz daha kapalı toplumlar, dünyaya henüz çok açılamamış toplumlar o dizileri falan izlerdik. Şimdi de bizim dizilerimiz aynı şekilde dünyada tutmaya başladı. Türkiye bu dizilerden çok büyük gelir elde ediyormuş dizi ihracatından. Değil mi? Yani 1 milyar ile 3 milyar dolar arasında bir dizi sektörünün bir pastası var bu paydan. Alıyorlar ve Yeşilçam'ın ya da sinemanın çok böyle hani üretemediği zamanlarda diziler, oyuncular, değil mi? Büyük bir sektör var. Yani hem oyuncular hem kamera arkasını düşünün. Belki on binlerce insan bu sektörden para kazanıyor. Karınlarını doyuruyorlar bu sektörden ve Türkiye'de döviz yani girişi sağlıyor. Önemli ama bazı Türk dizileri mesela bazı İslam ülkelerinde yasaklanıyor ya da Türk dünyası ülkelerinde ya da Balkan ülkelerinde yasaklanıyor. Mesela şöyle bir Pakistan'dan mıydı? Şöyle bir eleştiri gelmiş. Yani bu dizilerde İşte erkekler hanımların her sözünü yapıyorlar. Bizim erkeklere kötü örnek oluyor. O yüzden yayınlamak istemiyoruz diyorlar. Bazıları mesela Türkiye propagandası yaptığı için işte yayınlamak istemiyor. Ama bizim tarihi dizilerimiz özellikle Abdülhamit mesela Arap ülkelerinde. Çünkü Filistin davası orada, İngiltere-Filistin davası söz konusuydu. Dolayısıyla orada bazı tarihi gerçekler yeniden Arap dünyasına, özellikle Arap sokağına hatırlatılmış oldu. Abdülhamid'in Filistin'i kaybetmemek için, Osmanlı Devleti'nin Filistin'i kaybetmemek için neler yaptığını biz Arap dünyasına, gençlerine, çünkü onların da beynini yıkıyorlar. Yani Türkler bizi sömürdü diye. Çünkü bu da bir İngiliz. Yani o zaman işte Osmanlı'yla uğraşanların lafıdır. Türkler sizi sömürüyor. Arabistanlı Lawrence da aynı şekilde öyle diyerek oradakileri kışkırtmıştı. Öyle büyüdüler Arap nesiller. Hani dolayısıyla bu dizilerle bazı gerçeklerin, tarihi dizilerle özellikle bazı gerçeklerin hem bize, yani değil mi, biz hani bir Ertuğrul Bey deyince nasıl giyinirdi, nasıl bir yerde yaşardı bilmiyorduk ama mesela Ertuğrul dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde en azından o otağları yeniden hatırladık. Aa, bizim kıyafetlerimiz böyleymiş, atalarımız böyle giyiyormuş filan diye en azından şöyle bir gözümüzün önünde canlandı. Zaten tarih dediğiniz şey aslında kitaplarda kuru bir şeyden ibaret kalmaması için, biraz ete kemiğe bürünmesi için, değil mi? Roman yazarak siz tarihi anlatırsanız nesillerin kafasına daha iyi şekillenir veya tiyatro eseri olarak tarihi anlatırsanız, değil mi? İlkokul öğrencilerine de öyle değil midir? Bir matematik anlatırken bile oyunla anlattığınız zaman daha çabuk kavrarlar. Biz toplumlar da aynı şekilde edebiyatla, sanatla, tiyatroyla, sinemayla eğer biz tarihimizi anlatabilirsek
İnsanların kafasına daha çok, çünkü göz gördüğü zaman beyne işler, daha çok görme hafızası daha güçlü oluyor zannediyorum. Dolayısıyla dizilerin bu tarafı da var, tarihi dizilerin özellikle. Bir de şöyle anti-propaganda meselesi de var bu televizyon ve dizi meselesinin. Bu Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatları yapıldığı zaman biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'la aramız çok bozuktu. Suudi Arabistan'la hakeza öyle. Tam o hareketler başladığı zaman bu üç ülke bir araya gelip bir İngiliz senariste senaryo yazdırıp Ateşin Krallığı diye bir galiba bir dizi yaptırdılar ve birçok Körfez ülkesinde bu diziler yayınlandı. Milyonlarca dolarlık bütçeyle yayınlanmış bir diziydi bu ve Türklerin nasıl kana susamış insanlar olarak bu Arap coğrafyasında zamanında tutunduğu, yani biz tam o Fırat Kalkan Harekatı'nı yaparken işte ya da Arap Sokağı'nda Türklere karşı bir, Türkiye'ye karşı bir sevgi gençlerinde özellikle, değil mi? Yani derlerdi ki Tayyip Erdoğan herhangi bir Arap ülkesinde adaylığını koysa kazanabilir. O derecede bir sevgi olduğunu düşün. Çünkü mazlumların sesi dünya beşten büyüktür sözü Tayyip Erdoğan. Bunu Birleşmiş Milletler'de hangi lider mesela dile getirebildi? Dolayısıyla bunu dile getiren bir liderin olması mazlumlara da büyük bir hani umut aşılıyor ve seviyorlar. Bir emperyalizme karşı direnen birini görmeyi seviyorlar. Tam bu böyle bir sevgi Arap Sokağı'nda yükselmeye başladığı zaman Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan bir araya gelerek böyle bir dizi çektiler. Osmanlı karşıtı, Osmanlı'yı kana susamış bir emperyalist bir devlet olarak gösteren. Biz bu diziyi görmedik ama Araplar izlediler bu diziyi. Yani bir savaş şeyi aynı zamanda, arenası. Yani dünyanın başka ülkelerinde izlendi mi? Bilmiyorum Avrupa ülkelerinde izlenip izlenmediğini ama onların derdi zaten Arap sokağında, Arap halklar arasında yükselen Türkiye sevgisini biraz törpülemek, bastırmaktı. Yani bunu oranın tarihçileri de mesela Osmanlı tarihçileri karşı çıktılar. Bu diziler gerçekleri yansıtmıyor diye. İnternet, bazı Arap sitelerinde bu tür tarihçilerle tartışmalar da yayınlandı. Onu biliyorum. Ama bu Arap tarihçilerin kaç kişi okuyor? Televizyondan o diziyi kaç milyon insan izliyor? Yani algı yönetimi sinemada, sanatta çok önemli. Evet. Yani Gezi'de de mesela, değil mi? Gezi sürecinde de ön safta işte sevdiğimiz, fanlar olduğumuz, dizilerden aşık olduğumuz sanatçılar yok muydu? Tabii. Bunlar psikolojik algıyla alakalı bir şeyler. O oradaysa bildiği bir şey vardır, benim de orada olmam lazım. Bazen sürü psikolojisi düşünmez, sadece gözleriyle hareket eder. Yani ne görüyorsa onun peşine takılır gider. Hani bir durup düşünmez bunun arka planında ne vardır diye. Ne yazık ki bazen hepimiz bu psikolojiyle hareket edebiliyoruz. Doğru. Şimdi diziden sinemaya gelelim o zaman. Sinema sektöründe başarılı mıyız? Çok büyük çıkışlarla Oscar'a ödül olan filmlerimiz var ama biraz başarısız oluyorlar. Bunda sinema sektöründeki durumumuzu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de bu Oscar ödülleri verilirken acaba Türklere ya da Doğu kültürlerine karşı bir ön yargı var mı? Yoksa objektif olarak mı veriliyor, değerlendiriliyor? Ya ikincisinden başlayayım. Oscar dediğiniz şey Amerika'da yaşlı başlı bir sürü bir insan bir araya giriyor sinema sektöründen. Ve Amerika'nın işte o sektörü ayakta tutmak için işte en iyi film, en iyi erkek oyuncu, bir show business, show işi. Yani bu Oscar meselesi. Tabii ki en güzel filmleri seçmek için vesaire oy kullanıyorlar ama yabancı filmlere sıra geldiği zaman mesela İran filmleri arasında Bir Ayrılık galiba Aşkar Ferhadi'nin, yanılıyor olabilirim isimde, Oscar aldı en iyi film. Ama İran filmleri artık bütün dünyada güzel filmler edilen, ama genelde İran'ı öven filmler değil bunlar. İran'ın işte nükleer güce ulaşmış büyük bir devlet olduğunu anlatan filmler değiller. Daha çok İran'ın fakir yüzünü gösteren, sorunlu yüzünü gösteren, işte insanlar hürriyetlerinden mahrum, evet gibi gösteren filmlere özellikle ödül verirler. Bizde de aynı şekilde. Eğer Türkiye'yi bir gün karalayan bir film çıkarsa
Oscar'da şans oldu. İnşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah. Yani çünkü biz bunu hak etmiyoruz. Tabii ki. En son mesela Ayla filminin Oscar adayı olduğu zaman Los Angeles'a gitmiştim. O Ayla filmini de orada izlemek nasip olmuştu. Hollywood'un o salonlarından birinde izlemek nasip olmuştu. Orada tamamen birazcık lobi işi. Yani 70 tane ya kaç 3500 tane galiba insan var oy kullanan ya da 3000 ya da 1500 her neyse bayağı büyük bir rakam. Onların belki de çoğu izlemiyorlar bile bu filmi. Bu filmleri yabancı dalda Oscar adayı olan filmler. Ancak bir tanesi çok böyle medyada gündeme gelir ya da ülke olarak siz büyük bir lobi faaliyetiyle o filmi duyurmak için onlara izlemeleri için hani biraz böyle bir çaba harcamışsanız, para dökmüşseniz derken tanıtım için falan böyle bir çok çaba harcamışsanız belki izler yani. Belki. Onun dışında çok da umurlarında olduğunu zannetmiyorum. En iyi yabancı dilde en iyi Oscar kime gitti? Ha, politik bir şey olursa onu seve seve pekala yapabilirler İran'a. İran filmlerine yaptıkları gibi. Bu demek değildir ki sadece politik davranıyorlar. Çok güzel tabii ki en iyi dal, yabancı film, Oscar alan çok güzel filmler de var. Ama genellikle politika ve lobi faaliyetleri önem arz ediyor bu Oscar yabancı film dalında. Bu sinema... yılki Oscar adayımız Semih Kaplanoğlu. Evet, Semih Kaplanoğlu. Bağımlılık Hasan. Siz film. İzlediniz, Malatya Film Festivali'nde gösterilmişti. Nasıl bu film? Tabii ya, başka bir yerde gösterilmediği için biz şu an bilmiyoruz. Sizden dinleyeceğiz nasıl olduğunu. Yok, yani şansı aynen. Semih Kaplanoğlu'nun Buğday filmini izleyen var mı içimizde? Buğday diye güzel bir film çekti. Aslında tam da aslında şu anki birazcık şeyi anlatır gibi değil mi? Bu Covid dolayısıyla aşı olanlar, olmayanlar. Olmayanlar neredeyse böyle yaşam hakkı tanınmayacak aşağılık insanlar haline geldiler. Uçağı almıyorlar. Hiç yani sanki böyle vebalı gibi filan. PCR testini yaptırmadıysanız giremezsiniz vesaire. Buğday'da da dünya ikiye bölünmüş. Bir tarafta işte teknoloji, şu bu gen teknolojisiyle ilgili böyle korunmuş bir alan insanlar. Bir tarafta da bunlardan bir haber geri kalmış ilkel insanların yaşadığı bir bölge var. O bölgeyi böyle görünmeyen bir duvarla, nasıl bir duvar o? Böyle manyetik bir duvar. Duvara görünmüyor ama çarparsan, girip geçmek istersen yanıyorsun. Yanıp kül oluyorsun, karşıya geçemiyorsun. İkiye bölünmüş bir dünya. Ve insanlık artık böyle her şeyi yapaylaştırmış durumda. Fakat tam işlemiyor sistem. Yapay bir dünyada tam işlemiyor sistem. Ve bir tane gerçek organik sahici bir buğdaya muhtaç olacak zamanları gelebilir insanoğlunun diyor. Ve o buğdayı da bir karınca buluyor. Organik buğdayı. O karıncayı takip ediyor biri. Bir Türk bilim adamı. Semih Kaplanoğlu'nun Buğday'ı böyle güzel bir filmdi. Bizim Türk sinemasında son dönemlerde Bağlı Kasan'a geleceğim ama böyle bir sinema dünyası ikiye ayrıldı. Bir gişe filmleri, bir de sanat filmleri diye bir anlayış oldu. Sanat filmleri neredeyse böyle sanki hiç sinemada gösterime girmese de olur. Sadece festivale gelen insanlar izlesin. Orada iki tane ödül alsın. Kültür Bakanlığı'ndan destek alsın ki zaten bütün filmleri Kültür Bakanlığı desteği var. Neredeyse. TRT'den destek alsın. İşte biz 2 milyon, 3 milyon bütçeyle bir film çekelim. Bunun 500 bin lirası da bana kalır. O ne güzel gibi bir şey oldu böyle. Bir anlayış oldu. O kadar hani çok film çekiliyor ki diyeceğim ama çok film de çekilmiyor. Diyelim ki 60-70 tane, 50 tane film çekildi diyelim ki. Bunun neredeyse 35 tanesi, 40 tanesi beyaz perdeyle buluşamayacak filmler. Buluşsa da 3-5 tane bile insanın gitmeyeceği filmler gibi. Böyle bir anlayış oldu. Bir sanat sineması ya da festival izleyicisine dönük bir sinema yapmak. Belki bu bir kolayına geliyor ya da ben sanat filmi yapıyorum falan gibi bir hava içerisindeler. Gişe filmleri ise genellikle komedi filmleri ağırlıklı olmak üzere. İşte Recep İvedik gibi filmler,
değil mi? 5, 6, 7 milyon insan izleyiciye ulaşıp kâr elde edebilen filmler bunlar oldu. Ama mesela bir örnek vermek gerekirse Nazif Tunç'un, yönetmen Nazif Tunç'un Karınca diye bir filmi var. Çok güzel bir film. Tam gösterime girmişti, pandemi patlak verdi. Ondan sonra da festivallerde şansını denemeye doğru gitti. Mesela Karınca, Anadolu'da bir tır şoförü, bunun tırına, kamyon arkasına gizlice bir kız çocuğu, 17 yaşında falan bir kız çocuğu biniyor. Ve kamyon yola çıktığı zaman şoför fark ediyor, arkada biri var. Sonra kız çocuğu olduğunu anlıyor. Ne işin var burada vesaire falan. İşte İstanbul'a gitmem lazım, halama gitmem lazım, teyzeme gitmem lazım, hastaymış, işte param yoktu vesaire falan. Tamam, ben seni götüreyim falan diyor. İstanbul'a geliyor. Fakat daha sonra bir vesileyle öğreniyor ki aslında bu kız çocuğu terör örgütleri tarafından kandırılmış, beyni yıkanmış ve canlı bomba olmak üzere İstanbul'a gelmiş. Ve kamyon şoförü şimdi bunun sorumluluğunu hissediyor. Kendisi de eski bir devrimci bir adam vesaire. Şimdi bu çocuğu ben buraya getirdim, bunu ailesine geri teslim etmek de benim boynumun borcu deyip kendi yöntemleriyle İstanbul kazan Ben Kepçe o kız çocuğunu aramaya koyuluyor ve sonunda bir vesilelerle, arayışlarla, uzun arayışlar sonunda buluyor ve ailesine teslimle film sonuçlanıyor. Böyle bir film de var ama yani ne yazık ki tam vizyona çıkacaktı. Gişede evet, buna benzer çok sayıda filmimiz var. Ama insanlar daha çok böyle komedi, yani çok ünlü insanların, sevdiği insanların, ne derler, jönlerin ya da işte oynadığı filmleri tercih ediyorlar. Sinemada böyle iki tane bir anlayış var, iki yol var. Ya komedi, birazcık daha böyle gişeye yönelik, seyirciye dönük filmler çekeceksiniz ya da böyle bir sanat filmleri çekeceksiniz. Semih Kaplanoğlu'nun filmleri de mesela Bal, Süt, Yumurta, Buğday, Bağlılık Aslı, bir önceki filmi, bir kadının hem çalışmak hem annelik sorunlarını modern dünyada nasıl konumlanır, o konuya ele alan bir filmdi. Bağlılık Hasan da mesela çok önemli bir konuyu ele alan bir film. Ama Semih Kaplanoğlu'nun şöyle bir özelliği var. Mesela filmleri Türkiye'de 50 bin izleniyor, Almanya'da 150-200 bin izleniyor. Yani biraz daha böyle Semih Kaplanoğlu, ben düşünen sinema yaptığını düşünüyorum. Düşünen insanlara hitap eden filmler yaptığını düşünüyorum. Bizde sinema kültürü bu anlamda çok oturmuş değil. Ama festival sayısında Avrupa'da artış biraz daha var oturmuş, değil mi? Önceden sadece İstanbul Film Festivali vardı. İstanbul. Şu anda tematik festivaller de var. Ya İstanbul Film Festivali, Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, işte Boğaziçi çıktı, İzmir'de, Ankara'da vesaire var ama bir il yapmaya başlayınca bir başkası diyor ki hani rekabet gibi bizim de olsun, biz de yapalım. Dolayısıyla iller, ilçeler, kısa film festivalleri, uzun film festivalleri her yerde film festivalleri, pek çok yerde diyeyim, her yerde değil, pek çok yerde artık film festivalleri var. Malatya'da bunlardan bir tanesi. Malatya yalnız Anadolu'nun ortasında bir yer olduğu için kısa sürede, 10.sü yapıldı bu sene, kısa sürede adından çok söz ettiren bir festival haline geldi. Dolayısıyla Malatya'nın kayısısının yanı sıra Malatya Film Festivali'nde şehre bir artık marka değeri kattığını düşünüyorum. Bu tür sanat organizasyonları zaten, değil mi? İstanbul Bienali diyoruz mesela. İstanbul Uluslararası Sanat Fuarı diyoruz. Contemporary Art Fuarı. Bunlar hepsi İstanbul'un uluslararası markasına, vizyonuna hizmet eden şeyler. Bu festivaller de illerimizin markalaşmasına hizmet eden etkinlikler diye düşünüyorum. Yani kayısının yanı sıra festivalle de anılması kötü bir şey değil. Güzel Bağlılık şey, evet. Hasan. Onu cevaplayayım ister misiniz? Tabii. Yani şimdi mesela çevre felaketleri, çevre kirlenmesi vesaire filan, değil mi? Artık iklim değişiklikleri gündemimizde. Herhalde bu yıllar, önümüzdeki 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca biz bunları konuşuyor olacağız daha çok. Tabiat artık, doğa artık dayanamıyor insanın. İnsanların artıklarından, çöplerden, değil mi? 7. kıta olabilecek büyüklükte bir çöp şeyi var
insanlığın birikintisi var, artıkları var. Bu çöpler zengin ülkeler, gelişmiş ülkeler tarafından farklı fakir geri kalmış ülkelere gönderiliyor. Orada işte değerlendirilmesi için geri dönüşüm vesaire. Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi aynı dünyayı kirlettiğimiz gibi atıklarımızla, tarımsal ilaçlarla ki elma bahçesi işleten bir adamın hikayesi. Nasıl ki elmaları tarımsal atıklarla biz kirletiyoruz. Elma yaşasın, kurt gelmesin derken karıncayı, börtü böceği, arıyı da öldürüyorsak, tabiata zarar veriyorsak, insanın içini kirleten hırs, kibir, mal hırsı, tamah, bir tarlam var, bir tane daha olsun. İşte elektrik şeyi dikecekler, büyük bir hat tarlasından geçecek. Kendi tarlasına dikilmesin de az ötedeki kardeşinin tarlasına dikilsin diye yapmadığı şey kalmıyor. Dolap çevirmediği dolap kal. Böyle bu böyle bir film. Yani çevre kirliliği, iklim değişikliği, insanlar kirletiyor çevresini ama mal hırsı bizim içimizde kirletiyor. Bu kadar hani ipucu vereyim. İzlenmesi gereken bir film. Yani kitap okuyarak, film izleyerek, yani tiyatro izleyerek ancak biz hani kendimizi biraz daha gündemin dışında biraz daha derinleştirebiliriz gibi geliyor. Sanat aslında biraz buna hizmet eder, etmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi sanatçıların elinden çıkmış kitaplar artık klasik olur değil mi? 100 yıl önce de okunsa, 100 yıl sonra da okunsa, Hazreti Mevlana'nın gibi kaç yüzyıl, 800 yıl sonra bile okunsa o bize muhakkak bir şeyler katacaktır. Çünkü insan özüne dair bir şey söyler. Semih Bey'in bu son filmi Bağlılık Hasan da insanın özüne dair bir şey söylüyor. Yani yere attığınız bir çöp çevreyi nasıl kirletiyorsa arkadaşınızın bir şeyini kıskanmanız veya bir kibriniz, değil mi? Bir şeyden dolayı bir kibirlenmeniz sizin içinizde aynı şekilde karartır. Çevremizi temiz tutmamız gerektiği gibi içimizi temiz tutmamız gerektiğini de bize öğreten, anlatan, öğreten demeyeyim de anlatmaya çalışan önemli bir film Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan'ı. Biz de gelecek değil mi İstanbul'a? Ne zaman izleyebileceğiz? Gösterime girdi galiba İstanbul'da ama çok az bir salonda. Dedim ya artık çok uzaklaştık bunlardan. Birçok şey oluyor bitiyor ama farkında bile hani olmuyoruz bazen. Zaten bu programı yapmaktaki amacımız geçen gün, bunların farkına varmaktı. Necip Fazıl ödülleri töreni düzenledi. Evet, Star gazetesinin verdiği. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı çok güzel bir tören oldu. Ertesi gün beni bir arkadaş arıyor. Ya işte bir arkadaşımın Twitter'ında gördüm paylaşımında. Hiç haberim olmadı. Niye haber vermedin? Dedim ki ya bütün haber kanalları Sayın Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak verdiler. Evde televizyon yok. Televizyon izlemiyorum. Ha dedim. Gazetelerde de yer aldı. Hani biz de törenden önce şey yaptık. Gazete de okumuyorum. Yani daha ne yapabilirim? Evet. Ancak o zaman sosyal medya paylaşımlarına kalıyoruz. Yani birçok şeyden aslında ilgimizi çektik biz farkında olmadan. Evet. İlgilenmiyoruz ne olup ne bittiğiyle. Aynen öyle. Sadece mesela bazen sosyal medyada o şeyi açtığınız zaman, Twitter'ı açtığınız zaman bir şeye tıkladığınızda o gün konuşulan konular değil mi? Sizin konularınız değil aslında. Önümüze hazır konular sunuluyor. Onlardan sadece öyle bir iki tane bakıp kapatmamız isteniyor fazla. Düşünmeyelim isteniyor. Galiba hukukla ilgili böyle. Bir film festivali var. Mesela ben bunu çok sonradan öğrendim. Arkadaşlara sorayım. Burada herkes hukukçu. Hukukla ilgili bir film festivali var İstanbul'da. Bilen var mı? Suç ve Ceza. Evet. Mesela bu aslında İstanbul hukuku. Galiba, değil mi? 10, 15, İstanbul hukuku. 11.'si. Yani mesela yıllardır yapılan bir şey. Bunu çok geç öğrendim ben mesela. Evet, adalet temalı dünyanın adalet dört temalı. Yanından suç, evet. Suçlu. Herkes için adalet mottolu. Yani biraz bundan bahsedelim istiyorum. İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından akademik çalışmaları organize giden ediliyor. Giden arkadaşlarımız bahsedebilirler. Benim bildiğim bir üniversite düzenliyor değil mi? İstanbul Hukuk Fakültesi ceza kürsüsünün planladığı bir program. Hem filmler gösteriliyor hem de akademik söyleşiler de yapılıyor evet, galiba. Akademik söyleşiler yapılıyor. Filmler hukuksal anlamda değerlendiriliyor. Bir tanesi de okulun içinde yapılmıştı bir kere. Amfi 1'de. Hatta ilki orada yapıldı. Yani güzel bir festival. Hangi yılda? Özellikle avukat mesleğinde değil mi? Hukukçularla ilgili. 2010'da. Ben gittim. İlk senesi evet, ilk sanırım. Senesi. Evet, 2010'da başladım. 3. sınıftaydım, gitmiştim.
Demek şu anda halen daha İslam hukukta okuyan varsa hala var, bazı filmlerde mesela çevirimci olarak da gösteriliyor. Yani gidemezseniz bile internetten de izleyebilir. Şu an için değil tabii ama festival akademik devam ettiği programı da için. Üniversitede tabii, yapılıyor. Tabii tabii. Yani avukat sadece hani siz daha iyi bilirsiniz. Yani kitaplardan okumakla değil, insanı okumakla değil mi? Biraz da bu sanat eserleri de insanı okumak üzerine olduğu için bu tür filmlerde mesleki anlamda donanım sağlayacak. Yani derinleşme belki evet. Sağlayacak. Zaten şey. Ülkelerin hani burada amaç şu sanırım, ülkelerin suça, cezaya bakış açısı, hani burada farklılıklar var çünkü her toplumun suç ve cezaya bakış açısı, yaptırımları farklı. Bunları irdelemek, bunlara bakmak, suç ve cezaya konu olan filmleri izletmek, hani sanat adalet, yoluyla yapılması da çok adalet güzel bir şey. Adalet birey, adalet toplum ilişkisi. Evet. Hukukçular hep pozitif ayrıca tanımışlar. Bu çok güzel bir şey. Evet, bunu takip etmemiz lazım. Bu arada suç filan dediniz de Japonya'da suç oranları sıfırmış biliyor musun? Hiç suç yok. O yüzden çok şaşırmıştım. Polis karakolları sadece turistlerin adres sormak için kullandığı yerler haline gelmiş. Polis istasyonları çok ilginç. Doğru değil ama yakuzalar var, mafyonlar. O başka. Yani ben genel yani adi suçlardan bahsediyorum. Yani hırsızlıktır. Ama adi suçlar da onlar yapıyorlar. Hırsızlık da şudur budur. Ben de bir şey söyleyeceğim. Suç oranı düşük ama kadın intiharlarının oldukça fazla yüksek olduğu bir ülkeymiş. Bunu da yeni öğrendim. Çok şaşırdım. Ya az önce dedim ya, o teknoloji ama insanı biraz yalnızlaştırıyor. Herkes kendi odasında şimdi cep telefonlarına kafayı koyuyor. Ya bu neden olabilir diye ben bayağı bir üzerine düşündüm. Açıkçası sizin fikriniz teknoloji. Doğrusu bir fikrim yok ama yani teknolojinin insanı yalnızlaştırmakta büyük bir maharetli olduğunu düşünüyorum. Yani her ne kadar çok insanla konuşuyormuş gibi görünüyorsanız da sosyal şeyden, sanal dünyada aslında hiç kimseyle konuşmuyorsunuz normalde. Tatmin edici bir duygu değil yani o duygu. Ama baştan konuştuğumuz sosyalliğin geri plana gitmesi, oraya geliyoruz herhalde değil mi? Ya çok yani yalnız yaşayan insanlar var. Sosyallik mutlu ediyor insanı aslında, sosyalleşmek. Tabii. Türkiye'de yalnız tek başına yaşayan insanların oranı giderek artıyormuş. %13'tü en son bir rakam. Büyük şehirlerde zannediyorum. Düşünsenize 100 kişiden 13 kişi tek başına yaşıyor. Bu rakam zannediyorum Japonya'da daha yüksektir. Çok küçük yerlerde yalnız yaşıyorlar. Otellerinde bile odalar küçük küçüktür böyle. Her şeyi tek kişilik falan böyle bir tasarlıyorlar. Belki onun bir etkisi vardır insanların mutsuzluğu bence üzerine. Bence var olabilir. Çünkü ben şuradan bağdaştırıyorum. İskandinav ülkeleri işte dünyanın en mutlu ülkeleri olarak geçiyor. Zengin, ben bunlarla ilgili birkaç video izlemiştim. Burada da intihar oranları çok yüksek. Demek ki parayla saadet olmuyor. Buna çok şaşırdım. Yani bir de şöyleymiş. Dönüp geleceğimiz yer galiba aile saadet. Evlerine misafir çağırmıyorlarmış. Hiçbir şekilde. Ya çağırsalar bile planlı programlı olması lazım. Ben Kanada'da tamamen mesela tamamen sosyallik dışında yani. Bu kişiler bireyselleşmiş durumda. Hani bu Kanadalı, da intihar oranını artırıyor olabilir. Kanadalı hiç. Arkadaşlarıma çat kapı gidemezdim mesela ben. Hani bizde olur ya, ben geldim kahve içelim. Öyle bir şey yok. Araman lazım hafta içinden. Bu hafta sonu için bir programın var mı? Bir bakmam lazım defterime der. Biraz oyalar telefonda seni. Hani aslında defterine bakmasa bile bir bakmam lazım der. Koyuyor aslında çat falan. Kapı gelinmesi en keyifli misafirlik. Bizde diyorlar ya Tanrı misafiri. Yani her ülkenin bence en keyifli kültürel yani. Şeyleri var. Bizde öyle. Çünkü o samimiyeti evet. Yansıtır. Çat kapı gidebildiğin kişi senin en samimi olduğun kişidir. Ve mantık birazcık daha ön planda. Bizdeki o duygu, samimiyet şeyleri falan biraz ikinci plandadır. Hatta çok duygusal insanlardan çok hoşlanmazlar. Marazi bir kişiliği var bunun diye. Öyle bir bakış açıları var. Yani. Akdeniz kültürü biraz daha farklı. Batı kesinlikle kültürü. Katılıyorum. Hatta dünyanın en uzun yaşayan insanları Akdeniz insanlarıdır diyorlar ya. Aslında bunun zeytinyağından çok sosyalleşmeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. O uzun sofralar filan. İşte benim de böyle bir Akdeniz şeyim var yani. Hayranlığım. Şimdi sinemadan bahsetmişken bir de Nuri Bilge Ceylan'dan bahsedelim istiyorum. Varşova saat Film Festivali'ne katılmıştınız. Yani arkadaşlarımızı, tamam. Dostlarımızı. Bir saati geçtiyse. Geçtik mi? Gidelim mi? Tamam. 15 dakika. Nuri Bilge Ceylan'dan ama bahsetmeden olmaz.
Ya Nuri Bilge Ceylan çok nevi şahsına münhasır bir adam, yönetmen. Çok eskiden beri tanıyorum. Yani tanıyorum derken hani 25 sene öncesinden falan ilk filmlerini çektiği zamanlar 90'lı yıllardan beri tanırım kendisini. Özel başladı, özel devam etti ve özel hani gidiyor, özel bir yerde Nuri Bilge Ceylan. Fotoğrafçı aslında yani. Fotoğraf çekerek bu işe başlamış. Daha sonra bir arkadaşının kamerasını satın almış. Onunla böyle annesini, babasını, işte 3 yıl boyunca ailesini vesaire çekmiş. Ve ondan bir film yaptı. Zannediyorum Mayıs Sıkıntısı öyle bir film olabilir. Yani çoğunlukla ailesinin, aile çevresinin yer aldığı bir film. Uzak Kasaba filmleri ondan önce var. Hemen bu filmler ortaya çıkar çıkmaz uluslararası festivallerde çok ödül aldı. Nuri Bilge Ceylan ilk başlarda böyle bir işte Çehov, biraz Rus edebiyatından falan çok etkilenmiş. Daha çok böyle duygu, düşünce, yalnızlık kavramları üzerine çok az konuşur karakterler onun filminde. Biraz farklı geldi, sıra dışı geldi Batı dünyasına böyle bir sinema değil. Biraz da kendilerine de yakın geldi. Çünkü insanın yalnızlığı vesaire filan. Bol bol ödül verdiler Nuri Bilge Ceylan'a, hak ederek. Nuri Bilge Bey bunu hak etti. Ve daha sonra da ilk başta sessiz olan karakterleri Nuri Bilge Ceylan sinemasında daha sonra konuşmaya başladılar. Çok konuşmaya başladılar. Yani öyle ki Türkiye'nin sosyolojisini, sosyolojik unsurlarını da işin içine katar derecede. Mesela son filmi Ahlat Ağacı'nda değil mi? Bir imam tiplemesi var. Orada ilginç diyaloglar var vesaire. Bir zamanlar Anadolu filmini izleyenler varsa orada çok farklı karakterler var. Bürokrasi, işte bir polis karakteri var. Bir ceset aranıyor. O ceset aranırken aslında ceset aranıyor mu yoksa onu arayanların İçinde bulunduğu durumu mu biz izliyoruz filan, sinema içinde sinema gibi. Biraz daha düşünen, yani aynı şey gibi, Semih Kaplanoğlu gibi, Nuri Bilge Ceylan'ın da sinemasının düşünen bir sinema olduğunu, düşünce sineması olduğunu ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla filmleri bizim ülkemizden ziyade gene Avrupa ülkelerinde daha çok seyirci buluyor bu tip filmler. Çünkü biraz oturmuş bir sinema kültürü, daha çok bir sinema seyircisi, sinemayla daha çok hemhal olan insanların olduğu bir kitle olduğunu düşünüyorum Avrupa'da. Bizde bu kültür tam maalesef oturmamış. Biz fazla düşünmek yani istemiyoruz. Biraz olduğu gibi yaşamak istiyoruz. Teoman Duralı hocanın vefat etti, Allah rahmet eylesin, yakın zamanda. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük alimlerden biri, felsefeyi Türkiye'ye yeniden tanıştıran adam. Onunla her şeyi konuşabilirdiniz. Yani müzik kültürünü konuşabilirdiniz, antropolojiyi konuşabilirdiniz, insanlık tarihi, düşünce tarihini konuşabilirdiniz. Her şeyi anlatabilirdi hocası. Çok büyük bir alimdi. En sonunda şuraya gelmişti. Onca kitap yazdım. Hepsi de Türkçeydi. Biri hariç Malezya'da yaşadığı yıllarda İngilizce bir kitap yazdı. Onun dışındaki bütün kitapları felsefe, düşünce üzerine Türkçeydi. Hocanın kitapları ve kendisini dil milliyetçisi olarak tanımlardı. Türkçe milliyetçisi olarak tanımlardı. Gele geldiği nokta şu. Bütün bu kadar kitap yazdım, konuştum, konferans yaptım. Ama gömseydim bunları daha iyiydi. Bir iki ufak tefek etki haricinde hiçbir etkisi olmadı. Yani bunu demesi, değil mi? Büyük bir alimin bu noktaya gelmiş olması çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı. Yani bu acıyı Nuri Pakdil de mesela, o da rahmetli oldu. Nuri Pakdil büyük şair, düşünür o da. Son zaman Nuri Pakdil inzivaya çekilmiş, inzivada yaşayan bir insandı Ankara'da. Son zamanlarda yeniden böyle bir işte Necip Fazıl saygı ödülü kendisine takdim edilmişti. Ondan sonra medyanın bir ilgisi oldu. Necip Fazıl kitapları yeniden basılmaya başlandı filan derken Necip Fazıl tekrar konuşuldu. İşte öğrenciler evine gidiyorlar, yan yana fotoğraf çektirmek vesaire filan.
En sonunda Nuripak Akdil de şöyle demişti. Yani ben şehir efsanesi olmak istemiyorum, eserleri okunsun istiyorum demişti. Yani bu iki örnekten de, hani bizde şeyde de vardır, Kur'an-ı Kerim böyle çok güzel sarıp duvara asmak ama açmamak üzere saygıdan asıyoruz ama okumak lazım aslında. Yani eğer Nuripak Akdil o noktaya gelmişse, felsefeci hocamız o noktaya gelmişse, Teoman Duralı, yani birazcık şöyle aynaya bakmamız lazım diye düşünüyorum. Ben kendi adıma da bunu söylüyorum. Hani bu sene kaç kitap okudum desem çok sayılıdır yani maalesef. İşte bütün bu şey, dünyanın ne bileyim dağdağısı, şehir hayatı, teknolojik gelişmeler, yarın derdi, bugün kaygısı derken aslında birçok derinleşmemiz gereken birçok şeyi galiba atlıyoruz ve hepimizin suçu var bunda. Çocuklarımız bile değil mi? Yani aman okusun mühendis olsun, okusun doktor olsun, okusun avukat olsun, hani okusun da müzisyen olsun diyen çok azdır. Evet. Hayatın bazı şeylerini atlıyoruz galiba. Yani teknoloji de buna çok çanak tutuyor maalesef. Hele cep telefonları çok çanak tutuyor, bizi biz olmaktan çıkarıyor. İnsan olarak özümüze tekrar dönmenin yolları da giderek zorlaşıyor. Giderek daha içinden çıkılmaz hale geliyor. Galiba Kemal Sayar'ın yaptığı doğru. Şu cep telefonlarını bazen biraz uzak tutup bakalım, bir kendimizi deneyelim. Bir gün evde bırakalım, o gün nasıl hissediyoruz? Çok kötü hissediyoruz değil mi? Bu kötü bir şey aslında. Yani ben bazen iyi bir şey ama telefonu kötü evde şey. Unutuyorum. Nasıl geri dönüp unuttun ki? Telefonu nasıl unutuyorsun ki diyorlar. Evet, sanki çok vücudu bir parçamız bir şey. Vücudu unutmuş gibi. Evet, maalesef öyle bir şeye geldik. Öyle bir duruma geldik. Bakalım geri ne olacak? Geri dönüp alıyoruz tabii ki mecburen. Evet. Teknolojinin de öyle bir şeyi var ki sizi bir şeye alıştırdığın zaman ondan geri dönemiyorsunuz. Yani eski alışkanlıklara dönmeniz çok zor oluyor. Ben şunu soracağım. Bitirmiyor muyuz daha? Hayır, bir şey daha soracağım. Balkan seyahati, uzun bir Balkan seyahati yaptınız. Bunu soracağım çünkü biz de Mayıs ayında, şimdi söylüyorum, bir Balkanlara gezi düzenleyeceğiz. Daha ilan etmedik ama Makedonya, Kosova bölgesine. Ya biraz şöyle, bir Balkan seyahati izlenimlerinizi bize gitmeden önce bir tavsiyelerinizi alabiliriz. Bazen siyasi liderler de tartışıyor. Ne işiniz var Afrika'da, ne işin var orada, ne işin var burada filan diye böyle bir çok sık gidenlere böyle bir şey oluyor ya, eleştiri oluyor ya. Aslında çok işimiz var. Hiçbir yere gitmemişiz. Her yeri ihmal etmişiz. Elin Amerika'sı, osu, busu, Hollanda'sı bile gelmiş. Yani Afrika'da koloniler yapmış. Biz Türkiye'de burnumuzun dibinde küçük olsun, benim olsun. Aman bana ne, elin Arabından, elin Afrikalısından diye. Çok güzel adalara yerleşmişler. Fransızlar, İngilizler. Çok uzun yıllar boyunca. Evet, değil mi? Şimdi gitmeye kalktığın zaman da hemen oradan şey yapıyorlar. Evet. Aynı şekilde kültürel etkinlikler de oluyor. Sadece siyasiler gitmiyor. Türkiye'nin işte bir neyi var? Yunus Emre Enstitüsü var mesela. TİKA'sı var değil mi? Bunlar evet. Yunus Emre Enstitüsü özellikle sivil planda. Her kültür gittiğimiz ülkede Yunus Emre Enstitüsü'nü görüyoruz. Dünyada Cervantes Enstitüsü var mesela. İspanyol kültür, sanat, dilini yaymak üzere. İşte ne? British Institute var, İngilizlerin ne bir şeyi var, Fransızların aynı şey. Her milletlerin böyle kültür ve sanatını ihraç etmek üzere çok büyük paralarla ihdas ettikleri kurumlar var. İşte bunlar ne yapıyor? İşte Fransız yeni kuşak sinemacıların filmlerini Fransız Kültür Merkezi'nde, o İstiklal Caddesi'nin girişinde sağda gösteriyorlar filmlerini. Bunların hepsi birer kültürel şeydir, misyondur. Sizi kültüre, Amerikan kültürde böyle değil mi? Hollywood filmleriyle biz Amerika'ya hiç gitmesek bile pekala Amerikan tavrını, tarzını, yaşam biçimini biliriz. Birazcık hayranlık da duyarız hatta. Ki Amerika, Hollywood yani Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan daha etkili dünya ülkeleri üzerinde. Sinemanın gücünden bahsetmiştim ya, atom bombasından daha tehlikeli. Kötüye kullanılan, iyiye kullandığı da atom bombası kadar etkili bir silahınız olmuş demektir. Dolayısıyla bizim de Yunus Emre Enstitüsü'müz, Balkanlarda, Afrika'da, Türk Cumhuriyetlerinde, Rusya'da, her yerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ben de
İşte Varşova Film Türk Filmleri Haftası'ndan Nuri Bilge Ceylan'da mesela katıldık. Yunus Emre Enstitüsü düzenledi. Nuri Bilge Ceylan orada sinemasını anlattı. Türk filmleri gösterildi Varşovalı sanatseverlere. Aynı şekilde Afrika'da düzenleniyor. İşte Türk dünyasında her yerde düzenleniyor. Dolayısıyla bu bir enerji, bir sinerji oluyor. Mesela Türk dünyasında Azerbaycan'da olsun, Kazakistan'da olsun, Kırgızistan'da olsun, Türkmenistan'da, bu ülkelere gittim ben. Burada düzenlenen Türk filmleri haftası neye vesile oldu biliyor musunuz? Yıllar sonra. Bu ya ne olacak ki buradan? İki gün işte iki tane film gösteriyorsun, geliyorsun. Yol parası, onca masraf. Değil. Oradaki insanların, mesela İstanbul Türkçesiyle konuşan Kazak öğrenciler gördüm. Dedim yani İstanbul'da mı yaşadınız? Yani Türkiye'de mi yaşadınız? Türkçe ders mi aldınız? Yo, biz Polat Alemdar'dan öğrendik Türkçeyi diyorlar. Yani işte Kurtlar Vadisi'ni izleye 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 ya da diğer dizileri izleye 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 gayet güzel İstanbul Türkçesiyle konuşan insanlar var aralarında. Böyle bir şey de var yani bu kültür ihracının özelliği de var. Latin ülkelerinde de bazı Balkan coğrafyası Sırbistan'da falan işte çocuklarına Türk adı koyan insanlar oluyor. Bizde de olmadı mı yani? İşte Melisa, şu bu filan gibi biraz daha yabancıların da kullandığı pek çok isimleri biz de çocuklarımıza zaman zaman verdiğimiz oluyor. Dolayısıyla bu Balkan, bu coğrafyalarda yapılan kültür sanat etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Gele gele nereye geldi? Mesela Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali yapıldı. Birincisi bu sene İstanbul'da geçen ay içerisinde yapıldı ve Türk Cumhuriyetlerinden bizim onlar kültür, dil, din, tarih birlikteliğimiz olan kardeşlerimiz. Yani oradan biz buraya geldik. Onlar ata binmediler, atı yediler orada. Biz ata binip buralara geldik, Anadolu'ya göç ettik. Öyle diyorlar kendilerine. Siz Türk kardeşlerimiz ata binip gittiniz, biz burada kaldık, atı yedik diyorlar mesela. Öyle esprili bir şeyleri de var. Oralardan mesela hep biz giderdik Türk filmleri götürme. Bu sefer Türk Dünyası Korkut Ata Film Festivali için Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan filmler geldi. İstanbul'da 10 gün boyunca, bir hafta boyunca oranın sinemacıları, bizim sinemacılarımız kaynaştılar. Bu nereye gidecek? Mesela Eurimaj diye bir kurum var. Avrupa'da film yapacak olan yönetmenlere, biz de Türkiye'de buna abone mesela, üyeyiz Eurimaj'a. Ortak yapımlara oradan Euro veriyorlar, dolar veriyorlar. Yani işte Türkiye, Yunanistan ortak yapımı bir film yaparsan ya da Almanya ortak yapımı, İsviçre ortak yapımı o fondan yararlanıp sen film çekebiliyorsun yani. Maddi güç. Biz aynı şeyi pekala Türk Cumhuriyetleri'yle de kurabiliriz. Türk Homaj deriz, Türk Dünyası, Türk Sinema Fonu deriz adını ne dersek diyelim. Bu dili, dini, kültürü ortak olan değil mi? Bizim yani birçok ortak hikayemiz var. Ama çoğunu unutuyoruz. Yani Manas Destanı dediğim zaman aklımıza ne gelir? Korkut Ata dediğim zaman aklımıza ne gelir? 3-5 kelimeyle belki özetleyebiliriz ama eğer Korkut Ata hikayelerinden oluşan filmler yaparsak daha çok biliriz. Daha çok hikayeler aklımıza, aa böyleymiş demek ki deriz. Hatırlatmak lazım. Hatırlatmazsan, unutursan insanoğlu hafızadan ibaret. Dün akşam ben ne yaptığımı, dün ne yaptığımı ben unutursam hiçbir şeye yaramam yani. Sadece şu an için var olurum. Oysa milletler değil mi geçmişiyle var olur. Yani biz dün bitmedik. Geçmişten gelen bir şeyin üzerinde şehitlerin değil mi onca bir medeniyet yaratmışlar, havzası oluşturmuşlar. Onun üzerine biz oturuyoruz. Cumhuriyetimiz de o temeller üzerine kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk bir Osmanlı paşasıydı. Osmanlı yetiştirdi. İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy Osmanlı'dan Cumhuriyete köprü insanlardı onlar. Biz de bugünden yarına köprü olacağız. Ama dünü bilmezsek yarına nasıl köprü olacağız? Ya dolayısıyla bir ağaç gibi yani kökü yerde, toprağın içerisinde ama dalları gelecekte meyve veren hani insanoğlu budur zaten. Hatırlamazsak hiçbir şey değiliz. Hatırlamamız lazım. Hatırlamak için de yaşamaktır. Yaşamaktır. Aynen. Bu işte edebiyat buna yarar, sinema buna yarar, tiyatro buna yarar, müzik sinema, her şey buna hizmet eder sanatta aslında. Yani Varşova, Polonya, 2. Dünya Savaşı'nda bir günde zannediyorum 145 adet bombanın atıldığı bir
Yani ülke aynı anda bombalar atılıyor. Şehir yerle bir olmuş. %80'i yok olmuş. Hem de 3 kere. Üçünde de küllerinden yeniden doğmuş. Polonyalılar da çok şey, çalışkan insanlar filan. Milliyetçi de insanlar böyle. Almanya ile Rusya arasında kalmış iki dünya savaşı. Almanlar işgal ediyor, Ruslar kovuyor. Almanlar gidiyor, Ruslar geliyor, Ruslar işgal ediyor. Yine sömürüyorlar. Onlar bombalıyor, bunlar bombalıyor. Şehir yok oluyor. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Eski Polonyalı 1700'ler, 1800'lerden Polonyalı ressamların, klasik ressamların resimleri müzelerinde. Resimlere bakıyorlar. Ha burada bu varmış, burada şu bina varmış diye hepsini yeniden inşa ediyorlar. Şu an Polonya, o küçük Polonya, 40 milyon nüfuslu Türkiye'nin yarısı, Avrupa Birliği'nin 6. büyük ekonomisi durumunda. Çalışmaklı oluyor. Ve resimlere çok güzel bakıp, bir şehir inşa yakılmış, etmişler değil yıkılmış, mi? Yıkılmış, yok edilmiş bir ülke, %80'i bak, %20'si ayakta. Hani bir caminin minaresinin kaldığını düşün, temelinin o da. Biz bunu Balkanlar'da yaptık. Bosna Hersek Savaşı'nda camiler, Osmanlı mimari eserleri yok edildi, bombalandı Sırplar tarafından. Hele bir cami, her tarafına dinamit döşeniyor caminin, Boşnak köyünde. Sırplar da var köyde ama Sırplar da güç. Boşnakları da sabahın erken saatinde topluyorlar, uykularından uyandırıp caminin etrafına, uzağına topluyorlar. Bakın şimdi ne olacak diye. Camiyi dinamitlerle yıkıyorlar, Osmanlı'nın işte 600-700 yıllık yapısını. Bundan 5 ya da 6 yıl önce o cami tekrar vakıflar ya da TİKA tarafından yeniden ayağa kaldırıldı, restore edildi ve ibadete açıldı. Boşnaklar ağlıyorlardı. Ben gittim o gün temel atılma törenine. Boşnaklar camiden dinamitle bombalanmış caminin taşları etrafa saçılmış, derelere falan böyle. O taşları eteklerinde toplayarak evlerinde yıllarca saklamışlar. Binine getirdi bir taş. Bir gün geleceğinizi biliyordum dedi Boşnak. Türkler bizi yalnız bırakmazlar diye. Evinde saklamış o caminin taşını, temel olsun diye taş getirdi. Caminin temelini atarken tekrardan. Bu da hatırlamaktır. Osmanlı'yı hatırlıyor. Biz de Osmanlı yadigarı hatırası kalsın diye yeniden inşa ettik. Türkiye Mostar olarak. Köprüsü de aynı. Mostar Köprüsü'nde aynı. Değil mi? Sırpların gene bir bombayla. Yani yapmak zor. Yüzyıllardır oranın simgesi haline gelmiş. Ama 30 saniye içerisinde 600 yıllık bir hatırayı yok edebiliyorsun yani. Böyle de bir canavarlık tekrar yapılıyor. Bu bir hatırlamaktır işte. O yüzden çok önemli. Sanat eseri çok önemli. Mesela Balkanlara geziye gittik biz, Türkiye Yazarlar Birliği, Allah razı olsun, Balkanlara 40 kişilik bir otobüs tuttular. İçine 40 kişiyi doldurdular. Hepsi şair, hikaye yazarı, gazeteci, sanat eseri, ürünleri veren insanlar. Ben de bu geziye katılanlar arasındaydım. 8 günde zannediyorum 13-14 tane Osmanlı coğrafyasını böyle. Ben sonradan dahil oldum ama onlar Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, böyle Romanya üzerinden bütün bir Osmanlı hatla önemli şehirleri filan, Kavala vesaire, önemli şehirleri şey yaparak Karadağ'a kadar, Bosna Hersek'te Mostar Köprüsü'nde bitirdiler en son geziyi. O 40 kişi içerisinde şairler vardı. Çoğu İstanbul dışına çıkmamış insanlardı ve Osmanlı coğrafyasıyla tekrar karşılaştılar orada. Yani Mimar Sinan köprülerinden geçerken o şairin hissettiklerini düşünün. Yeniden şiir yazma aşkı, değil mi? Hatırlama. Güzel bir geziydi. Ha, bu geziler önemli çünkü orada da Boşnaklar mesela yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Türkler geldiği zaman oraya yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Çünkü Balkan coğrafyası şu anda Almanlar orada. İtalyanlar orada, Ruslar orada, Sırpların arkasında, Almanlar Hırvatların arkasında. Herkesin arka bahçesi gibi orası. Dolayısıyla bizim Bosna Hersekliler, Boşnaklar, Fatih Sultan Mehmet'in emanetleri, onlar da Türklere bakıyorlar ama onların başkalarının da gözü onların üzerinde. Boşnakları nasıl şey yapabiliriz, dönüştürebiliriz? Bu kültürlerinden nasıl dönüştü? Aslında en çok Türk izleri var orada. En çok Türk izleri var çünkü Türk şehri yani. Daha önce orada bir şehir yoktu ki. Hepsi dağlarda yaşayan insanlar. Fatih Sultan Mehmet cami yapıyor.
hamam yapıyor, çarşı yapıyor derken insanlar dağlardan inmeye başlıyor. Orada bir sosyal bir şey var çünkü. Hayatın ritmi de öyledir. Osmanlı şehirleri öyle değil mi? Cami yapılır önce, meydan. Sonra hamamı, şifahanesi, mektebi, medresesi yapılır. İnsanlar orada bir cazibe merkezi haline getirir. Zamanın en güzel şehirleriymiş onlar. Şimdi AVM'lerde sosyalleşiyoruz gerçi. Şey de öyledir, Avrupa ülkeleri de öyledir. Meydanlarda kiliseler vardır, pazarlar vardır vesaire. Bütün yollar, Paris'in bütün yolları belli meydana çıkar. İşte kilisenin olduğu meydandır gibi. Meydanlara genelde trafik girmiyor da bizde de olur inşallah o. İnşallah. Yaya giriliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bedir de teşekkür ederim. Güzel yani böyle gereksiz için. Şeylerle, kültür sanat sepet işleriyle kafanız yoruldu bu sırada. Size ufak bir armağanımız olacak. Estağfurullah. Ama şunu ben yani konuşmamın içinde geçti ama yani hani bazen şey oluyor, ailelerin 3 tane çocuğu oluyor. Anne baba olarak en güzel yerlerde olmalarını isteriz evlatlarımızın. Hepsi tabii gözümüzün nuru. Bazen şey oluyor, özellikle Anadolu'daki gelen, Anadolu'daki anne babalar işte çocuğum avukat olsun, mühendis olsun, öğretmen olsun. Ama çocuğun belki bir müziğe hani meyili var ama onu ya da bir sanata meraklı ya da oyuncu olmak istiyor. Artist mi kesileceğim başımıza ya da ya müzik nedir filan. Ben gazeteciyim dediğim zaman ailem uzun zaman kabul ettiremedim. Gazetecilik diye bir şey meslek bilmiyorlar. Ailede yok öyle bir şey. Yani ne yapacaksın diyorlar, ne iş yapacaksın? Ya bazı şeyleri anlatamıyoruz. Eğer çocuk, 3 tane çocuğumuz varsa biri mühendis olsun tamam. Biri doktor olsun tamam, avukat olsun biri ama eğer müziğe ya da sinemaya ya da sanata, resme kabiliyeti olanlar varsa onlar da yollarından vazgeçirmeyelim yani, vazgeçirmeyelim. Onların da ön açık olsun yani. Çünkü sinema yapmak için müzisyene ihtiyacımız olacak, yönetmene ihtiyacımız olacak, kameramana ihtiyacımız olacak. Hani filmlerimiz niye yok diyoruz ya da daha iyileri çekilebilir. İşte belki bizim çocuklarımız çekecek onu. Çağrı filminin yönetmeni Mustafa Akat, Suriyeli bir adam. Fakir bir gümrük memurunun oğlu. 18 yaşında sinemaya sevdalanmış Mustafa Akat. Babasına diyor ki bu işin Kâbesi, merkezi Amerika. Ben baba yolumu aç, bana izin ver. Para da istemiyorum senden, ben Amerika'ya gitmek istiyorum. 18 yaşında çocuğunuzu şu an gönderir misiniz Amerika'ya? Kaçımız gönderebiliriz? Şöyle bir çekiniriz değil mi? Ama Mustafa Akat'ın babası gönderiyor oğlunu. Az bir, belki $1000 ne kadar o zaman bilmiyorum ama birazcık bir harçlık. Bir de cebine Kur'an-ı Kerim, cep Kur'an-ı Kerim'i hediye ediyor. Seni Allah'a emanet ediyorum, yolun açık olsun. O Mustafa Akat daha sonra hepimizin şu an hayranlıkla izlediği, İslami film demeyeyim ama öyle bir kavram olur mu olmaz mı? Film dediğimiz zaman aklımıza gelen Çağrı'nın yönetmeni oluyor. Çok izliyoruz. Çağrı filminin yönetmeni. Her Ramazan, her izlediğimde hala İlk kez izliyormuşum gibi bir şey var o filmde. Rahmani bir şey var. Bir etki tüylerim var diken diken o oluyor. Film başka. Her seferinde sanki yeniden hiç bilmiyormuşum, yeniden izliyormuşum gibi hissediyorum o filmde. Bence o bir şey çok var yani. İhlasla yapılan. İşte o gümrük memuru baba. Ya çocuğumuz gitmesin, orada sefil olur, rezil olur, ne yaparız, kötü yollar düşer deseydi o film olmayabilirdi. Biraz bırakırsak, Allah'a emanet edersek çok daha güzel şeyler olabilir. Anne babalar olarak bazen çocuklarımız önünü kestiğimizi düşünüyorum. Yani. Çok güzel bir şey söylediniz. Ne yazık ki o Mustafa Akat nerede öldü biliyor musunuz arkadaşlar? El-Kaide'nin bombardımanında öldü. Allah adına bomba atıyoruz diyen o teröristlerin elinden öldü. Yani El-Kaide hani şimdi her insan herkesi şey yapamam ama o bombalamayla öldü. Yani o bombardıman altında otelde kalıyordu. Onun olduğu otel bombalandı. O da içerideydi. Uzun süre kim olduğu anlaşılamadı. Kimlik yok, bir şey yok üzerinde. Öyle bekletildi. Sonradan Mustafa Kadın o El-Kaide bombardımanında can verdi. Yani kendisine Müslümanım diyen insanların elinden oldu. Onun da ölümünde. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben şimdi hediyemizi vermek üzere dernek başkanımız avukat Ahmet Yılmaz'la Muhammed Emin Özkan üstadımızı buraya davet ediyorum. Muhammed Emin Özkan üstadımız kültür sanata çok ilgili. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz.
Söylenmedik bir söz kalmadı kardeşimiz tarafından. Çok da estağfurullah. Çok tebrik ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Yabancı yönetmenlere de atıfta bulunabilirdi. Evet. Mesela Alejandro González Iñárritu'dan da bahsetmenizi bekliyorduk. Evet, hem de Amerikalı olmadı herhalde, Meksikalı bir yönetmen. Ben de onun hayranıyım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel eserler üretmiş gerçekten dünya sinemasında. Çin sinemasından var, Japon sinemasından var, Türk sinemasından var, dediğiniz yönetmenler var. Evet. Hukukçu kardeşlerimizin sanata, edebiyata olan yaklaşımları maalesef bizim ülkemizde biraz zayıf. Tıpçılarda bu daha fazla var. O bakımdan da ben çok önemsedim. Katılamadığım halde birçok bu gibi toplantılara bugün özellikle geldim. Hem bir şeyler öğrenirim hem de bir destek vermiş olurum diye burada bulunuyorum. Şimdi sebebiyle buna çok fazlaca ihtiyacımız var. Çünkü hukuk matematiktir. Hukuk matematiktir. Hukuk estetiktir. Hukuk sanattır. İnsan malzemesi her şeyden önce değil mi? İnsanla uğraşmak demek yani bayağı bir kabiliyet, bunların, her şey isteyen. Bunların, bu üç şeyin olmadığı bir hukuk dünyasında yaşıyoruz biz Türkiye'de. Maalesef. İnşallah daha iyi olur. Allah sayınızı artırsın. Amin. Cümlemizin inşallah. Cümlemizin.